Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bugün 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü. Uzun zaman sonra merakla beklenen kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin paket diyelim açıklandı ve aslında hem Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in hem de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın beraberce düzenlediği basın toplantısında daha önceki söylemlerin de eşliğinde nasıl bir paket gelebileceğini az çok görüyorduk ama bugün açıklanmasıyla beraber 21 slayttan oluşan bir paketi gördük. Bununla ilişkin görüşlerimi söyleyeceğim. Bu görüşlerimin içerisinde hem bütçeye ilişkin de söylemler olacak ama şöylece harcama tedbirlerinden bahsedeyim. Şimdi slaytın içerisinde harcama tedbirleri diye bir bölüm var. Bir kere bu niye geldi? İşte geçtiğimiz gün size tekrardan söylemiştim. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu yayınlandığında işte enflasyona mücadele programı zaten uzun zamandan beri burada da ifade ediyorum. Merkez Bankası üzerinden yürütülüyor. 8,5'luk politika faizli %50'ye çekilmiş durumda. Artı eksi 3 puanlık bir limiti de var. Yani bir koridor yaratıldı. Ve Merkez Bankası hem miktarsal sıkılaşma önlemleriyle hem de faiz oranlarının geldiği seviyeyle belirli bir sıkılaşma çerçevesinde enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Bunu da şu ana kadar gördüğümüz oranda çok çok başarılı bir durumu yok ama elinden geldiğince yaptığını birçok kere ifade etmeye çalıştım. Çünkü Merkez Bankası bu konuda tek başına bırakılmış durumda. Ne demek istiyorum tek başına bırakılmış derken? Yani bir ülkede eğer enflasyonla mücadele programı varsa bu bütünleşik bir yapıda hareket eder. Bunun bir ayağını para politikası oluşturuyorsa ki bu en önemli ayaktır. Diğer ayağında maliye politikası yer alır. Maliye politikası dediğinizde aslında devletin bütçe gelirleri ve bu gelirlerin elde edildiği yerler haricinde bir de harcanacağı yerlerin görüldüğü bütçe harcamaları kısmı önem taşır. Ve bunun kontrol altına alınması birkaç açıdan önemlidir. Eğer bütçe harcamaları kontrollü bir şekilde gerçekleşirse ya da diğer bir ifadeyle kamu tasarruf ederse halk da tasarrufun önemli bir şey olduğunu görür ve en azından bütünleşik bir politika uygulandığı için kamuoyunda enflasyonun düşeceğine ilişkin belirli bir kanaat ortaya çıkar. Eğer bir zor durumda olduğuna ilişkin herkesin yaşadığı ve içinden geçtiğimiz dönemin hassas bir dönem olduğuna ilişkin bir genel kanaat varsa kamunun bunu paylaşması, kamunun da kendi harcamalarından kısması bu hassas döneme bir katkı anlamına gelir. Ve bütün bunların her şeyin haricinde sonuçta kamunun harcadığı para kendi babasının parası değildir. Hepimizin yapmış olduğu işlemlerden kesilen ya da hepimizin çalışanların vergilerinin ödendiği bir havuzdan ortaya konulmuş olan kaynakların harcanmasıdır. Şimdi tabii ki harcama politikası hükümetlere göre değişebilir. İşte çok sosyal demokrat olan bir ülkede kamu harcamaları daha çok sosyal alanlara giderken, işte gelir adaletsizliğinin giderilmesine yönelik olarak ya da sağlık hizmetlerinin finansmanı olarak ya da işte çok son günlerde hayvanlara yönelik olarak da gördüğümüz birçok hem haklı eleştiriler hem farklı yönden hususlar da var. İşte veterinerlik hizmetlerinin sunulması olarak ya da kamunun eğlence anlamında şehir tiyatrolarını ya da devlet tiyatrolarını desteklemesi, kamusal alanlardaki aktiviteleri kamunun üstlenmesi, üniversitelerin ve eğitimin desteklenmesi, daha hale getirilmesi için kamu bu harcamaları yapar ve böyle devam ederken daha sosyal demokrasi görüşü az olan ülkelerde bu harcamalar başka alanlara gider ya da işte Amerika gibi kapitalizmin en üst düzeyindeki ülkelerde genellikle hükümetlere göre işte cumhuriyetçi hükümetler geldiğinde genellikle bu harcamaların silah şirketlerine doğru yöneldiğini görüyoruz. Demokrat hükümetler geldiğinde otoyollar ve altyapı gibi çeşitli harcamalara döndüğünü görüyoruz. Böyle gider ve bir de daha az gelişmiş olan ülkelerde kamu bu elde etmiş olduğu gelirlerin bir kısmını sadece kendisi ve kendine yan olanlara harcayarak böyle bir çember ve çevre oluşturur. Dolayısıyla bu dediğim gibi tamamen hükümetlerin kendine kalmış olan tercihler silsilesidir. Şimdi bize baktığımızda benim şöyle bir düşüncem var. Yani kamuoyu olarak çok zorladık ve hala da zorluyoruz. Diyoruz ki ya bir enflasyona mücadele programının maliye ayağı olmaz mı? Maliyenin de mutlaka iki bacağı var. Gelirler ve giderler bacağı. Gelirler bacağını bir şekilde artık kullanamayız. Yeter yani millet yıllardan bu yana hem yüksek enflasyon altında ezildi hem de bu Türkiye ekonomi modeli denilen garip uygulamalar zaten bir
kar transferi yarattığı, bir kaynak transferi yarattığı, işte en düşük %20'den en yüksek gelir grubu %20'ye paralar aktı, kaynaklar aktı. Halk olduğundan daha da fakir hale geldi. Mevcut duruma baktığımızda genel yapı içerisinde günlük hayatını idare edebilmek bile zorlaşan bir süreçte hayat çok pahalandı. O zaman halkın üzerine yeni vergiler yüklemek çok da gerçekçi değil ve zaten adaletsizliğin daha da adaletsizlik hale gelmesi anlamına gelecek. O zaman tek bir yön kalıyor. Bütçe tedbirleri üzerinden harcamaların belirli bir şekilde harcama tedbiri çerçevesinde ortaya konması. Şimdi bugünkü yapılan açıklamada zaten buraya bağlanmış. Harcama tedbirleri denilerek bir slide konmuş. Bu harcama tedbirlerinin içerisinde de 3 başlık var. Bir tanesi kamuda tasarruf, bir tanesi bütçede harcama disiplini, biri de kamu yatırımları olarak algılanmış. Şimdi dediğim gibi çok fazla bir şekilde son dönemlerde dile getirmeye çalıştık. İşte kamu tasarruf yapmalı, kamu tasarruf yapmalı, tasarruf yapması önemli diye. İşte burada kamuda tasarruf alanları 8 tane belirlenmiş. Bunlardan ilk başta taşıtlar var. Çünkü herkes taşıtları söylüyor. İşte çakarlı arabalarla gidenler gelenler, en düşük işte daire başkanının altında bile son model arabalar, işte belirli kurumların başındakilerin araba beğenmemezlikleri, belirli harcama kalemlerinin hiç hesapsız kitapsız yapılıyor olması falan taşıtlar anlamında çok dikkat çekici olduğu için burası en başa konmuş. Arkasından binalar diye bir bölüm var. Sonra kamu istihdamı var. İdari yapılanmada etkinlik diye bir bölüm ayrılmış. 8'e bölünmüş burası. Yurt dışı geçici görevler var. Enerji atık yönetimi, haberleşme giderleri ve diğer cari harcamalar altında kamuda tasarruf alanları belirlenmiş. Şimdi taşıtlar denince bakıyoruz içinde ne var diye. Taşıt denince sadece kara taşıtları anlaşılmış. Oysa bir de hava taşıtları var. Mesela çok anormal derecede hatta belki de birçok ülkede bile rastlanmayacak şekilde, ki bunlar refah ülkeleri, çok ciddi bir uçak havuzumuz var. Allah daha çok versin. Bunun birçok bürokrat olsun ya da işte bakanlar, şunlar bunlar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Ama buradaki tasarruf tedbirlerinde, örneğin bundan sonra tasarruf tedbirleri çerçevesinde tarifeli ve düzenli sefer yapılan yerlere, işte kamunun üst personeli ya da bakan yardımcılarının falan, en azından hadi bakanları dışarıda bıraktım ama bakan yardımcılarının tarifeli seferlerle gideceğine ilişkin falan bir hüküm yok. Ne var? Mesela sayayım size. Kamu filo yönetim sistemi kurulacakmış. Böylece etkinlik arttırılacakmış. Taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecekmiş ama bunların kaç adetle sınırlandırılacağı belli değil. Kullanımın standartlarının ne olduğu belli değil. Sonra 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmamasına karar verilmiş. Bu hangi tarihte başlayacak ya da örneğin iş yaptırdığınız müteahhitler size kiralarsa bu taşıtları, onlara bir kısıtlama var mı? O da belli değil. Bunlar en başta gözükenler. Sonra mesela bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımının yasaklanması deniliyor. Mesela ben bilmiyorum kanunla izin verilenler kimler? Yabancı araç menşeli araç kullanımı yasaklanması ne kadar bir tedbir getirecek bu küçük gruba? Ama gene de bir sıfırdan büyüktür diyelim. Ve mesela bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımına izne tabi tutulması deniyor. İzin verilecek mi, verilmeyecek mi? Bu izin neye göre verilecek? Bunların hiçbiri gene belli değil. Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması. Her şey izne bağlanmış. Yani tamamen ortadan kaldırılmamış ama izne bağlanmış. Yani sulandırmaya oldukça açık bir alan. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi deniyor. Yani işte onlara da bakacağız. Hangi grubu kapsadığını göreceğiz. Savunma ve güvenlik hariç, işte burada kamu personelinin başına patlayan olay burada var. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak diyor. Kaldırılması. Yani bunun içerisinde engelli vatandaşlarımız var, hamileler var, bunların içerisinde ulaşımı zor olan yerlere gidip gelenler var. Mesela çok uzak yerlerden o kamunun merkezi yerlerine taşınan, gelen personeller var. Bunlar nasıl olacaklar, nasıl gidecekler, nasıl gelecekler? Bunların bir planlaması da ortada yok ama işte al sana tasarruf deyince, al sana tasarruf deyince burada kamuda personel servisinin hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması anlaşılmış ve kabak biraz kamu personelinin başına patlamış gibi gözüküyor. Bir de kamu binalarına yönelik olanlar var.
Mesela deprem riski hariç yeni hizmet binası alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulmuştur deniyor. Durdurulmasına karar verilmiş. Şimdi eğer kamu derse ki mesela çıktı bir üniversite, ya benim binam var, ben bu binayı 3 sene evvel yaptım ama işte deprem riski var burada. Ben deprem riskinin daha az olduğu bir yere yeni binalar yapacağım derse mesela onlara izin verilecek mi? Ya da deprem riski hariç dediğimiz için işte binalardan nasıl ki bizim binalarımızdan karotlar alınıyor. Bir bina yapılması için o karotlar alınacak mı? Ya da bu karotlar alındığı zaman hangi bağımsız birim tarafından deprem riski olup olmadığı konusunda bir rapor sunulacak belli değil. Dolayısıyla çok sulandırılmaya müsait bir alan. Çünkü her şey deprem riski var denilerek bunun altına konulabilir. Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanmasını ben çok anlamadım. Bilenler varsa benim videonun altına yazarlarsa söylerler ama benim anladığım herhalde işte metrekaresi büyük olan odalarda tek kişi oturmayıp o odalara 2-3 kişi, 4 kişi, kaç kişi sığıyorsa işte kişi başına metrekareden kasıt herhalde insani yaşam koşullarını gerektiren bir standarttır. Dolayısıyla hani benim kendi adıma, kendi üniversitem için böyle bir şey söz konusu değil, en azından benim fakültem için. Çünkü bizim zaten hoca odaları oldukça küçük olduğu için o nedenle bizim için böyle bir şey söz konusu değil ama sanıyorum ki daha büyük başka yerlerdeki kamu kuruluşları için işte tek başına oturmak yerine 3 kişi oturmak falan gibi hususlar belki olabilir. Bu etkinlik sağlayacak bir uygulama olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı deniyor. Anladığım kadarıyla daha böyle bir analiz yapılmamış. Yapılacak inşallah ve kurumlar arasında da bunları etkin kullanımına yönelik olarak bir süreç oluşturulacak. Tabii biz bunu bekleyene kadar aradan ne kadar zaman geçecek, bu analiz hangi şartlarda bizlerle paylaşılacak mı, paylaşılmayacak mı bilemiyoruz. Böyle böyle bir sürü şey var. Sizleri çok sıkmayayım. Lojman kiraların ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi deniyor. Gözden geçirme denince şu var mı onu anlayamıyoruz. Mesela lojman kiraları raiç bedele göre belirlenecektir ibaresi yok. Gözden geçirecek. Tamam, gözden geçirdik. Ondan sonra gözden geçirdik denilip de bu konu dışarıda tutulabilir. Şimdi kamuda tasarruftan algıladığımız şu. Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması. Yani birisi emekli olunca ancak yeni istihdam yapılacak. Bu güzel bir uygulama olarak düşünülebilir. Ama mesela kamu kurumları içerisindeki sınavsız geçişlerin de önlenmesi aynı zamanda bir tasarruf da getirebilecek ve etkinliği arttırabilecek olan bir husus. Yarışma sınavlarının mesela işte burada çeşitli şartlara bağlanarak yapılması ve mesela mülakatların kaldırılıyor olması da bir etkinlik getirebilecek bir husustu. Oralara falan hiç girilmemiş. Yani oralar böyle şey alanlar, önemli gözüken alanlar gibi gözüküyor. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi deniyor. Bunlar işte çeşitli şeyler. İdari yapılanmadaki etkinliklerden bahsedeyim bir kere size. Biraz da idari genişlemenin sınırlandırılması ama çok muğlak bir kavram. Ne kadarlık bir sınırlandırma olacak? İdari genişlemeden kasıt ne? Mesela işte bakan yardımcıları olarak söyleyeyim. 3 bakan yardımcısı yerine 4 bakan yardımcısı kullanmak bir idari genişleme mi? Ya da 2 bakan yardımcısına mı indirilecek bundan sonra bilinmiyor. Aynı şey işte başka kurumlar için de geçerli. Kamu idarelerinin mükerrer yapılanmaların önlenmesi. Şimdi benim de tezim bu konularda olduğu için biliyorum faaliyet tabanlı maliyet yönetimi konusunda yazmıştım kendi tezimi. Mesela bu mükerrer yapılan işlerin yani mükerrer demek aynı işin tekrar tekrar başka yerlerde de yapılması. Bu aynı yapılan işlerin tespiti o kadar uzun zaman alan bir etkinlik performans yönetimine gerektiren bir süreç ki bunun tespiti bile bugün başlasanız minimum bir yıl sürebilecek olan bir zamanı anlayabilecek olan, alabilecek olan bir husus. O nedenle bu da lafsi olarak çok hoş ama tespiti ve eyleme geçmesi oldukça zor olan bir husus. Bir de bakanlıkların yurt dışı teşkilatların ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi. Hep gözden geçirme var dikkat ederseniz. Kesin bir hüküm buraya da konmamış. Tüm taşra teşkilatının etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi gene burada bir gözden geçirmeyi görüyoruz. Bir diğer konu önemli gördüğüm işte enerji ve atık yönetimi konusu. Benim hoşuma giden kesimlerden bir tanesi bu. Sokak ve cadde ışıklandırılması, LED dönüşümün hızlandırılması. Şimdi mesela buradan ne kadar bir tasarruf geleceğini bilemiyoruz. Ama mesela kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması
Bu olabilir mi? Mesela ben görüyorum bazı üniversitelerin otoparklarında işte otoparkı hem kapalı otopark haline getiriyor üniversiteler hem de üzerine güneş enerjisi panelleri koyuyorlar ve böylece aslında kampüsün enerji verimliliğini de sağlıyorlar. Mesela buna yönelik çalışmalar var mı? Kurumlar bazında onu bilemiyoruz. Ekonomik değeri olan atıkların bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi. Tamam, yani burada güzel bir süreç belki gelişebilir. Bir de haberleşme ve iletişim giderleri var. E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması, zaten birçok kamu kurumunda bunlar geçilmiş durumda. Tebligatlarda elektronik tebligat sisteminin kullanılması, bu da hemen hemen geçilmiş durumda. Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması, yayın rapor tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması. Zaten bizler bile dergilerimizi elektronik ortamda basıyoruz. Artık gençler, beni izleyenler çok net bilecektir genç arkadaşlardan. Onlar böyle basılı yayın falan pek kullanmıyorlar. Peki haberleşme gideri deyince mesela telefonlar ne olacak? Özel cep telefonu harcamaları ne olacak? Ya da bu telefon harcamalarının kamu kurumu gibi gözüken iletişim şirketleri üzerinden hesabı nasıl ortaya konabilecek? Bunların hiçbirine ilişkin hükümler yok. Neyse, ben bunları çok uzatmayayım. Dediğim gibi merak edenler varsa bunu herhalde Hazine ve Maliye Bakanlığı kendi internet sitesine de koyacaktır. Bütçede harcama disiplini getirerek mal ve hizmet alımı ödeneklerinde %10'luk bir kesintiye gitmeyi planlıyorlar. Yatırım ödeneklerinde de kesintinin %15 olmasını planlıyorlar. Şimdi tasarruf edilecek tutar ne kadar? Bunlardan bu kadar konuştuktan sonra 100 milyar TL. Peki 2024 bütçesi ne kadar? 8 trilyon 437 milyar TL öngörülüyor. Bu gelir kısmı. Gider kısmı 11,86, yani 11 trilyon 86 milyar TL öngörülmüş. O nedenle 2024 bütçe açığı 2,6 trilyon TL öngörülmüş. Biz ne kadar tasarruf edeceğiz? 100 milyar tasarruf edeceğiz. Değerlendirmesi hepimizin ama bana kalırsa devede kulak bir tasarruf sistemi ya da tasarrufa ilişkin paketle karşı karşıyayız. Bunun hep söylüyorum her zaman benim hayat felsefemde de bu vardır. Bir sıfırdan büyüktür ama genel olarak baktığımızda Türkiye'nin ihtiyacı olan çok daha fazla tasarruflar. Örneğin kamu özel işbirliği projeleri olarak adlandırdığımız işte garantili köprü geçişleri, garantili hastaneler falan bunlar da oturulup müteahhitlerle konuşulup ki kabul etmeyebilirler ama bu bile bir çabadır. Bunlarla yapılan sözleşmelerde garanti geçiş ücretleri, garanti hasta başı ücretlerin miktarsal olarak hem miktarının belki işte azaltılması hem de tutarsal olarak azaltılması yolunda bir görüşme yapılması bile bunlardan çok daha faydalı olabilecek olan hususlar olabilir. Kayıp kaçakların önlenmesi olabilir. Yani çok uzaklara gitmeye gerek yok sevgili arkadaşlar. Daha önce de söyledim, sizleri aynı konularla sıkmak istemiyorum. Sayıştay raporları bunlar için birebirdir. Yani bugün Sayıştay raporlarına bakarsanız ne kadar tasarruf edilebilecek alanların olduğunu kurum kurum vermiş durumdalar. Burada hangi kurumun ne kadar tasarruf tedbirinden beklentisi olunduğu ortaya konulmamış. Bu tasarruf tedbirleri içerisinde madde olarak ne kadarlık ilerleme yapılırsa, ne kadarlık tasarruf edileceği falan ortaya konulmamış. Yani burada alelacele belli bir kamuoyu baskısı olduğu için ortaya konulmuş bir programla karşı karşıyayız. Dediğim gibi enflasyonun mücadelesi konusunda kamunun tasarruf etmesi şarttır. Kamu harcamalarını eğer gelir adaletsizliğini ve sosyal devlet anlayışına ilişkin olarak şu içinde olduğumuz zor zamanlarda bu yönlere yaparsa bu harcamalar içeride adaleti, gelir adaletini ve huzuru sağlayabilecek olan harcamalar olarak alkışa tabi tutulur. Ama yok, ben bu harcamaları şatafatlı hayatımı bundan sonra da aynı şatafatla devam ettireyim. İşte benim çevremdekiler de bununla devam etsinler çerçevesinde olursa bu hem herkesin tasarruf etmesini önler hem de yapılan harcamalar tekrardan ekstra talep yaratacağı için enflasyona hiçbir katkı sağlamayacağı gibi enflasyonu da körükleyebilecek, azdırabilecek bir noktaya taşır. O nedenle kamunun tasarruf etmesi şarttır, elzemdir ama bunlar hiçbir şekilde yeterli değildir. Yani işte yetmez ama evet diyebilecek bir noktada değiliz bu tasarruflar için. Halk olarak, millet olarak çok daha fazlasını talep etmemiz gerekiyor ki bunların çok daha fazlası gelsin diyerek sizlere iyi, güzel, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.